Selam tatlımlar. Valla kameranın açısını ayarlayamadım. Şöyle duruyorsunuz gibi. Niye düz durmuyor onu anlamadım. Tripod kaynaklı mı? Bir dakika. Galiba tripod kaynaklı. Sizi dolabın içine koydum. Yani böyle güzel bir tripod oldu. Yamuluyor. Böyle duruyor. Sinir oldum. Şimdi arkadaşlar Hakan market alışverişi yapmış gelmiş. Hemen onları size göstereyim. Ay deviriyordum. Ondan sonra yemek hazırlığına geçeceğim. Bu arada sabahtan çok kötüydüm. Halsizdim ama şu an iyiyim. Hatta kendimi toparladım, mutfağı toparladım, banyoyu temizledim, banyoda yapacaklarımı yaptım falan. Ama size çekmedim. Neyse sonra halini gösteririm. Kendimi iyi hissediyorum ya, o bile yeter. Çünkü onları yaparken halim yine yoktu. Hemen market alışverişine geçiyorum. Bugünkü videomda bahsetmiştim. Bizim eve maden suyu girer sadece diye. Elmalı falan almış bu sefer. Biz daha çok yazın tüketiyoruz elmalı falan ama şöyle iki. Bu arada ha bu bey pazarının arkadaşlar. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Diğer maden sularına göre hem fiyatı çok uygun hem de tadı gerçekten çok güzel. Dediğim gibi yazları içeriz biz ama şimdi de içeriz, niye içmeyelim? Sonra devam edeyim. 3 tane mi almış? Yok, var daha çıkıyor. Bu danarlı. Bir zamanlar 1 liraydı. Şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Aa, fişi de buldum. Bir dakika. Tamam bakalım. Bu alışveriş 263 lira tutmuş toplamda. Maden sularını da bulurken inşallah 2 saat geçmez. Hadi hadi hadi. Buldum buldum buldum. 2 lira 10 kuruş olmuş. 9 kuruş da 10 kuruş diyeyim. 9 kuruş mu var? Ah ah ah, 1 lira zam gelmiş. Hatta 1 lira 10 kuruş. Şöyle sütlü çikolata almış, iki tane etinin. Bunlar ne kadarmış? Bu arada biz bunu hiç tüketmiyoruz. Niye aldık ki? İndirimliymiş herhalde bu. 7,91 diyor. İkisi mi artık, teki mi bilmiyorum. Sonra ıslak mendilimiz bitmişti. Şu önlemin ıslak mendiline bayılıyorum. Bunun dışı biraz farklı geldi ama iki tane şöyle ıslak mendil almış. Hemen onları da koyayım. Bu arada hala maden suyu çıkıyor. Her zamanki gibi filiz makarna ince uzun var. Arpa şehriyem bitmişti. Bir tane arpa şehriye almış. Ondan sonra ay kırmasaydım. Bir tane mantı denilen makarnadan. Bunlar da çok sert oluyor. Ben hiç sevmiyorum, değil mi? Burgu dışında hoşuma gitmiyor. Neyse yeriz artık ya. Benimki. Bundan almazsa olmazdı. Burgu favorim. Filiz de favorim. Sonrasında bir tane daha vardı. Maden suyu çıktı. Şöyle hoş beş almış bir tane. Severim hoş beşi. Şöyle 3 tane de hobi almış. Böyle evde İlhan bazen şey istiyor, abur cubur. O zaman iyi oluyor. Onun da abur cubur değil bu arada. Sürpriz yap. Anne sürpriz yap. Çocuğa sürpriz yapıyoruz. Neyse sarı ışıkta ilk defa çekiyorum. Arkada beyaz ışık ama önümde sarı ışık, inşallah güzel çıkıyordur. Sonra devam edeyim. Şöyle Kalmiyo'nun beyaz peynirini almış. Bu ne kadarmış? Kalmiyo bu arada buraların markası diye biliyorum. Yani yerel. 14,43'müş. Çok iyi fiyatı. Tadı da güzel oluyor bu Kalmiyo'nun. Sonra bir tane daha Torunoğlu diye beyaz peynir almış. Ekici peynire benziyor. Hakan dedi benzettim. Yani şeyini, yapısını. Torunoğlu ne kadarmış ona da bakayım. Çok fenaymış. Şuradan kopya çekeceğim de. O da 21 liraymış. Arasında 7 lira var. Diğerini zaten börekli kalmıştır. Şöyle kırmızı biber almış. Bu da 6 lira 19 kuruş tutmuş. Bu neymiş? Turşuluk biber. Bundan vardı sanki onun. 4,77. Böyle poşette satıldığını ilk defa duydum. Biberi böyle kesmişler. Turşusu herhalde. Sonra şöyle pazara gidilecek hafta sonu. Bugünlerden bu arada pazartesi. Cumartesi günü pazar kuruluyor. Yani bizim gittiğimiz pazar cumartesi kuruluyor. Bu da 4,22'miş. Sanki çok pazara gidiyormuşum gibi konuştum ama neyse. Bu arada Hakan şu ekmeklerden alıyor oraya gittiği zaman. Aa, bu da 6,76 mı öyle bir şey tutmuş. Şöyle minik minik ekmekler çok lezzetli oluyor.
Zeytinyağlı mıymış, hatta neymiş o ekmek? Öyle bir şey diyormuştum. Sonra bu galiba Bim'den büyük ihtimal. Bugün dedim nohut var. Tavuk bitti. Makarna azıcık kaldı. Çorba. Bitti. Yani günde 3 öğüne çıkarttık biz Nilhan'la. Öyle olunca da sabah erken kalktığımız için yemekler bitiyor. Nohut'u Nilhan dün istemeye istemeye yedi. Yemedi değil. Yani yedi. Yemedi diyemem. Ah, bu da Emin'in köftesi çok lezzetli oluyor. Evde niye yapmadın diye sorarsanız hasta olduğum için. Yoksa dolapta kıyma var, kendim yapabilirdim. Ama böyle arada bir hazıra kaçıyoruz. Et market alışverişim bu kadardı. Şimdi abi, bir tane daha ekmek kalmış bu arada. Bunu neden almış ki? Ay, ben size en değerli parçayı göstermemişim. Bak. Orada 200 liralık bir şey yok. Bu da 106 liraymış. 5 litresi. Şu anda herhalde en ucuzlarından biri. En değerli parça diye söylüyorum. Bugün yağmaz diye zaten patates yapmadığımı söylemiştim. Yarın artık bir kızartma yaparım. Market alışverişi bu şekildeydi. Şimdi ben ne yapacağım? Buraları toplayayım. Nilhan şu abur cuburları görmeden. Zaten 3 tane bir şey almış. Hiç abur cubur yoktu. Neyse, sonra artık siparişlerimizi veririz. Bunları yerine yerleştireyim. Köfteleri pişireyim. Bu arada sevgililer günü. Bu adam benim sevgililer günümü kutlamadı. Bak, onu hatırladım şimdi. Neyse. Zaten öyle günlere önem vermiyorum. Böyle bir yerlerde görüşürüz. Selam tekrardan. Günaydın. Biz kahvaltımızı yaptık. Saat şu an 12'ye geliyor. Nilhan'ın canı süt istemiş. Şimdi ona süt ısıtıyorum. Kutu sütümüz kalmamış. Büyük paketten açtım. Tipimden de belli olduğu üzere hala düzelemedim. Nasıl bir şeydir anlamadım. Hala düzelemedim. O yüzden böyle ne yapacağımı da bilmiyorum. Sabah hatta Hakan işe gitmeden kahvaltımı falan hazırladı. Ondan sonra işe gitti. Sağ olsun. Biraz daha iyi hissediyorum kendimi ama düzelemedim. Böyle halsizlik, kalp çarpıntısı, baş dönmesi devam ediyor. Öyle yani. Bu arada sabah hemen kalkar kalkmaz yine duşumu aldım. Kendimi bir toparladım şöyle. Çünkü gerçekten kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bu arada hava da bir türlü ısınamadı. 2 gündür çok soğuk. Kombiyi biraz arttırdım. O yüzden böyle kalın kalın giyiniyorum. Nilhan'ın sütünü ısıttım. Şimdi koyayım onu. Ay, çok ısınmış. Bu ocakta da böyle. Diğerinde de saatlerce beklerdik ısınsın diye. Şimdi de hemen ısınıyor. Çok sıcak olmuş Nilhan. Biraz beklemen lazım. Daha kahvaltı bulaşığı duruyor. Onları yerine yerleştirmedim. Süt de sıcak olmuş. Şimdi camın önüne koydum. Camın önüne koyarken de her yere sütü döktüm. İyi değilim diyorum. Bu Ay. arada benim şöyle bir çiçeğim vardı. Sukulent. Ama bir türlü büyütemedim ben bunu. En son şu kalmış. Tek başına orada büyümüş. Ondan büyür mü diye böyle hayal ediyorum. Çürümüş geri kalanı da. Çiçeklerim gerçekten taşınırken çok kötü oldu. Şimdi böyle bahar gelirken bir toprak alacağım. Ondan sonra hepsinin toprağını falan değiştireceğim. Saksılarını değiştireceğim. Saksılarım eskimiş. Şuna şöyle ümit bağladım. Hatta alırsam bundan bir tane daha alacağım. Çünkü bunu gerçekten çok seviyorum. Şöyle yapraktan çoğalan bir şey ama ben diğer evimde asla çoğaltamamıştım. Artık bu evimde güneş alıyor diye çoğaltabilirim. Şimdi banyoya geldim. Bu arada banyonun ışığını dün Hakan'a değiştirdim. Ama neler yaşadık bir görseniz. Burada şöyle ışık kullanmışlar.
Ondan sonra giyim odasıyla ebeveyn banyosunda beyaz ışık var. Burası sarı. En sevmediğim şey de banyoda sarı ışık. Öyle olunca da Hakan dedim ki gel değiştirelim. Ama gelin görün ki çaplarını hesaplamamışız. Tam bağladık, elektrik bandı da bitti. Bir baktık yanlış olmuyor. O tutacak mekanizma ışığı küçük geldi. Hadi onu sök, lambaları bırak, bütün şarterler inik falan, çok komikti. Şimdi banyoda yaptığım şeyleri göstereceğim. Bir de banyonun lavabosunu temizlemem lazım. Hadi o zaman beraber önce lavabonun temizliğini yapalım. Sonra da banyoda yaptığım değişiklikleri size göstereyim. Burası kireçten görünmüyordu. Ben anca bu hale getirebildim. Yalnız sarı ışıkta bunlar görünmüyordu. Şu an beyaz ışık olduğu için buraları hep kireçli. Şimdi şu cift banyodan sıkacağım. Sıktık. Yani bu daha diyorum ya temizlenmiş hali görünmüyordu. Eğer olmazsa da şu aldığım şey var ya. Şuralarda sabunluktan hep leke olmuş. Onunla temizleyeceğim. Şu cife benzeyen ürünle. Şuralar kaldı. Onu dediğim gibi şu şeyi getireyim de onunla yapayım. Bakalım nasıl olacak. Bakalım şunu getirdim nasıl olacak. Şöyle azıcık alacağım. Ve buralara süreceğim. Bu arada ben bundan korkuyordum ya. Hakan bunu eldivensiz yapıyor. Bir şey de olmuyor ya diyor. Dedim iyi hadi ben de eldivensiz kullanayım. Çünkü eldivenle dediğim gibi iş yapamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Bir şey yapmadı ellerime diyor. İyi dedim benim de yapmaz o zaman. Hadi bakalım. Biraz kazıdım ama çıktım. Tertemiz oldu. Yeni alınmış gibi oldu. İstediğimiz parlaklık buydu zaten. Şimdi hemen buralara yerleştireyim. Sonra klozeti de temizleyeyim. Banyo temizleyeyim bitsin.
arkadaşlar. Klozetin içine şeyi sıktım, sonra fırçalayacağım. Dün buraya bu havluluğu taktım. Normalde vakumlama tutmuyor. Derzden vidalamak zorunda kaldım. Altında şöyle kurutma makinemi taktım aynı şekilde. Buraları zaten biraz önce gösterdim, parlattım. Nilhan'a havlu şuraya taktım. Hakan da şuraya takmıştım ama yapışkanlıydı, düşmüş. Onu da bir çözüm bulacağım. Bu arada burada ayna yoktu. Bu aynayı taktırdık biz. Yalnız çok pahalıya takmışlar. Aynaya 120 lira demişler, küçücük aynaya. Hakan demiş 100 olmaz mı? Yok demiş, 120 anca kurtarır. Verdim çıktım artık diyor, mecburen banyoda ayna olması lazım. Duşakabin bu arada biraz pis. Yani şöyle söyleyeyim, ben gelince temizledim. Ama yeri falan çok kötüydü. Hala oralarla uğraşmaya vaktim olmadı. Oraları temizleyeceğim. Zaten banyo ve diğer tuvaleti çok kötü kullanmış. O yüzden de bayağı bir uğraştırıyor beni. Bu arada burada başka bir paspasım vardı ama duvar desenleriyle burası uysun diye bu paspası kullanmaya başladım. Burada havlu dolabım falan var. Şurası sırf havlu. Burası da ne bulduysam attım yere. Yani banyo düzenim bu şekilde. Bir de şuradan su akıtıyormuş bu banyo. Orayı da göstereyim. Oraya öyle bir parça yama yapmışlar. Aşağıda da şu şeyden bir mermer parçaları gördüm. Mermer demeyeyim, fayans parçaları gördüm. Ev sahibiyle konuşacağım, olmadığı yerini direkt o gri ile kaplasın. Hem o kötü görüntü gider hem de bu kadar kireç tutmaz. Eski evimde de bu taştan vardı. Bu taş banyoya uygun bir taş değil. Çünkü ne yaparsanız yapın, bakın şurada görüyorsunuz, o kireç lekeleri çıkmıyor. Bir de şöyle bir durum var. Önceden ebeveyni kullanıyordum. Büyük banyom sürekli temizdi. Şimdi gelen giden olunca hep buraya girecek ve duşakabinin her zaman toplu ve temiz olması lazım. O yüzden ona bir çözüm bulmam gerekiyor. Duşakabin gördüğünüz gibi zaten temiz. Alt kısımlarında biraz kireç vardı, onları olmuştu. Böyle artık her banyodan sonra temiz bırakmaya çalışıyorum. Biraz da ona vakit harcıyorum. Banyo genel olarak böyle fena da değil. Yani şey güzel oldu. Duşakabin tüm kapandığı için dışarıya kesinlikle su sızmıyor. Öbür evimde yarımdı ve sürekli dışarıya su sızıyordu ve paspas yıkamak zorunda kalıyordum. Burada öyle bir derdim kalmadı. Size böyle banyo tur yaptırmış oldum. Banyonun duvarlarını falan gelince sildim. Ondan sonra arkası bez doluydu, orayı topladım. Kapının arkasında zaten havlular var. Bir onlar dağınık. Onlar da olacak. Yani herkesin ebeveyn banyosu olmadığı için herkesin kapının arkasında mutlaka bornozu, şu su, bu su duruyordur. Bizim de öyle. Şu kaydırmazı da gene yaydım ki ne olur ne olmaz diye, Nilhan kaymasın diye. Aslında çok uyumlu ya da şey değil ama dediğim gibi şu ev sahibiyle şu fayans işini bir konuşacağım. Yani Hakan en azından konuşsun. Ona bir çözüm bulalım. Gerçekten yaması gözüme batmıyor da kireci gözüme batıyor. Evet, banyo temizliği de bitti. Konuşurken video kapandı. Hafızam dolmuş. Şimdi kamerayla çekiyorum. Dediğim gibi buna çok alışmam lazım ya. Baya baya zor telefondan sonra. İşte açıları ayarlayamıyorum. Tripodun üstünde tutamıyorum falan filan ama yapacağım. Şimdi kendime seslen anladığınız gibi kettle'da su ısıtıyorum. Çay içeceğim. Bu videoda böyle olmuş olsun. Yetiştirebilirsem akşama atarım. Yetiştiremezsem artık yarın izlersiniz. Böyle bugün büyük ihtimal günlerden Salı, 15 Şubat olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Doğru dün sevgiler günüydü. Bu arada sevgiler günü kutlayamadık. Hakan'a diyorum, tamam anneciğim, sevgiler günüm kutlamadan yüzük istiyorum falan. Çünkü yüzüklerim hiçbiri parmaklarıma olmuyor. O da diyor para geldi diyor. Bir yerden para gelecekti, o gelmiş. Ona da diyor eve erzak aldım diyor. Market alışveriş yapmış ya. Şaka bir yana, taşındığımız için gerçekten maddi olarak bayağı bir sıkışığız. Önümüzdeki bir 2 ayda büyük ihtimal bu sıkışıklık devam edecek anladığım kadarıyla. O yüzden Hakan'a çok yüklenmek istemiyorum. Zaten sevgililer günü bana anlamsız geliyor. Bunlar hep böyle para tuzağıymış gibi, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim için öyle. Bize her gün sevgililer günü. Dün olmaz bugün olur, bugün olmaz yarın olur, gene kutlarız. Yani öyle. Sevgililer günümüz. Hakan sağ olsun sabah kahvaltımı hazırladı. Zaten
olması gereken o. Bana hediye almış, çiçek almış, ne bileyim. Zaten çiçek sevmiyorum Allah'tan da. Öyle takıntılarım yok. Alınca da çok kızıyorum. Çiçek hediyesini kabul etmiyorum. Bilmiyorum, çiçekler yerinde güzel diye düşünüyorum. Yani sevgililer gününü de böyle atlattık. Hani merak ederseniz onun için söyleyeyim, hiçbir şey yapmadık. Ben de ona yapmadım zaten. Şakasına hatta dedim saat 8'de sevgililer günümü kutlamadın dedim. Daha zaman mı geldi falan, zaten dedim şaka yapıyorum. Ben de seninkini kutlamadım, yani sen benimkini kutlamadın ama. Böyle bizde durumlar. Yine çene düştü. Nilhan da bana çay yapıyor. Çay yapıyor. Ne yapıyorsun? Yoğurt yapıyorum. Ha, yoğurt mu yapıyorsun? Peki. Ben bunu koydum. Peki. Ya. Yoğurt mu yiyeceğim? Aa. Ne oldu? Topu mu Topu bu? mu? Dökeceğim. Hadi dök bakalım. Yoğurt. Hadi dök. Biz böyle sürekli evcilik oynuyoruz. Barbie oynuyoruz. Kuaför oluyoruz. Bir bakıyorsunuz aşçı oluyoruz. Biz de böyle değil mi anneciğim? Şimdi Nihan saçlarını toplayacak annesi. Saçları çok kötü görünüyor. Başka şeyler de duyuyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne diyeceğiz? Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.